Devlet konuk verdi. Konukten çıktık geldik. Oğlanlar burada ikisi. Zor mor oturuyor. Ne yapak? Vallahi yatacak yerimiz var. Şu anda suyumuz var. Ondan sonra atilimiz var. Daha bundan sonra da ne yapak? Devlet var olsun. Mart'ın 13'üne biz buraya geldik. Devletimizden Allah peygamber razı olsun her şeyimizi verdi, yaptı, getirdi. Bir eksiğimiz yoktu. Erzaklarımız, yemeğimiz, orijinimiz falan çok güzel tuttuk burada. Şimdi onlar da yanımızda. 8 kişi kalıyor şurada. Yani sığmıyor. Ben kendim tedavi görüyorum. Belki yarın yine ameliyat falan da olma ihtimalim var. Klimamız da geldi. Onu da kullanıyor şu an. Yani eksik bir şeyimiz yok. Allah'a binlerce şükür. Devletimizde, valimizde, kaymakamımızda da Allah peygamber razı olsun. Yani her şeyimizde gelip yapıyorlar, ediyorlar. Biz kendimizi dışarı attık. Zaten ikincide, üçüncide biz dışarıdaydık. Ama her şeyimiz altında kaldı. Hiç bir çöpümüz alamadık. Şükür çocuklarımız canı sağ. Ağır hasarlı, yani her taraf darmadağın olmuştu. Giremedik. 14 gün öyle karın bir çadır kurdular. Orada 14 gün kaldık. Sonra bir okula yerleştirdiler. Orada da bir hafta kaldık. Orada da çıkardılar. Bir ablamın bir evi vardı Sütlüce'de. Oraya gitti. Bir gözle 13 kişi içinde kaldık. Sığamadı. Sonra konteyner çıktı. İki kızım burada. İşte oraya yerleştiler. Ben de bu kızımın yanında misafir görünüyorum. Biz beraber oturuyoruz yani. Şimdi rahatsızlığı da 65 yaz üstü. İnan ki klima var. Buzdolabı, küçük bir buzdolabı verdiler. İşte bir hayırsever bir çamaşır makinesi verdiler. Üzülüyoruz yani, mesela tanıdıklarımızı kaybettik. Kapı komşular darmadağın oldu. Allah razı olsun. Allah yani... Burada bizi yani hiç şeysiz bırakmadılar. Her şeyimizi verdiler. Yemeği verdiler, suyu verdiler, ekmeği verdiler.